Şimdi Çalışma Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları böyleydi. Bağkur emeklilerinin prim gününün düşürülmesi bir süredir üzerinde konuşulan bir başlık. Bir konuğumuz var. Tüketici Konfederasyonu Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Sena Alkan. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bağkurluların çokça konuştuğu, dile getirdiği bir başlıktı bu. 9.000 olan prim gününün 7.200'e düşürülmesi. Bu düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi Vedat Işıkhan. Ne zaman gelir sizce? Nasıl bir düzenleme görürüz gelince? Yani Sayın Bakan orta vadeli programda olacağını söyledi. Demek ki 2024 ve 2025'e sarkması da mümkün gibi duruyor orta vadeli planlama olunca. Şimdi biliyorsunuz Bağkur 1 Ekim 1972'de kuruldu. Kurulduğu günden bugüne kadar erkeklerde 9.000 gün. 8 Eylül 99'a kadar kadınlarda da 7.200 gündü ama 8 Eylül'den sonra sigortaya giren kadınlarda 9.000 güne yükseldi. Yani kadınlar da Bağkur'da 99 sonrası için 9.000 günle emekli oluyorlar. Şimdi hem erkekler hem kadınlar açısından sigortalılıkta 9.000'den 7.200'e düşmek 5 yıl daha az prim ödemek demek. Yani bugün itibariyle aylık primi en düşük bazda 6.500 lira kabul edersek yani yılda yaklaşık 75 bin liradan 5 yılda 375 bin lira gibi bir prim avantajı, aynı zamanda emekli maaşı açısından da değerlendirirsek en düşük emekli aylığı ayda 10 bin lira kabul edersek yılda 120 bin lira, 5 yılda 600 bin lira gibi toplamda bugün itibariyle 1 milyon civarında vatandaşımızın emekliliğine, maaşına ve ödeyeceği prime katkı sunan bir yasa. Yani tabii toplamda bu 1 milyon kişi etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Hayır, 1 milyon liralık bir kardan bahsediyoruz. Ha, 1 milyon liralık bir kardan bahsediyorsunuz. Pardon, kardan, yoksa devam edin. Bağkurlu sayımız 3 milyon civarında. 3 milyon bağkurluğumuzun tamamını etkileyecek bir durum. Tabii ki şu an itibariyle yasanın hangi tarihi dikkate alacağı da daha belli değil. Yani halen Bağkur'u hangi tarihte açılmış olursa olsun devam edenler mi için geçerli olacak? Yoksa belli bir tarihten sonra Bağkurlu olanlar için mi geçerli olacak? Bunlar bir takım kafamızda soru işaretleri. Bunu ancak yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif olarak verildiğinde görebiliriz. Burada optimum nedir? Yani bir tarih olması, siz bekliyor musunuz bir tarih olmasını? Yani şimdi bir takım söylentiler var tabii kulağımıza gelen. 99 öncesine EYT verildi, 99 sonrasına 7.200 verilecek gibi bazı kulağımıza gelen söylentiler var. Ama bunların herhangi bir resmi karşılığı yok. Yani herhangi bir şekilde bir yetkili Sayın Bakan ya da Sayın SGK yetkililerinden biz 99 öncesi ya da 99 sonrası gibi bir ayrım yaptık, herhangi bir şekilde böyle bir açıklama gelmedi. Ama kulağımıza gelen, işte Ankara'da konuşulan, fısıldanan meselelerden birinin de 99 öncesine EYT verildi, onlar EYT haklarından emekli oldu, 99 sonrasına da 7.200 düşünülüyor gibi bir kulağımıza duyum geldi. Tabii ki biz burada ancak yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildiği zaman net olarak karşılığının ne olduğunu görebileceğiz. Ama 3 milyon bağkurlumuz, tabii bunların bir kısmı kadın, bir kısmı erkek. Zaten 99'dan önce sigortaya giren kadın bağkurlular 7.200 günde emekli olabiliyorlar. Yani şu an sigorta girişi 95, 96, 97, 98, 99 olan ve 7.200'ü doldurmamış olan bayanlar 9.000 günden 7.200 güne düşmesiyle alakalı herhangi bir beklentileri yok. Çünkü kanun onlarda zaten 7.200 gün istiyor. Kadınlarda 9.000 gün istenilen tarih 9 Eylül 99 sonrası. Yani bu durumda kadın sigortalılar açısından Bağkurluğun 99 öncesinde olanlarda 9.000 gün meselesi olmadığı için zaten 7.200 günde emekli olabiliyorlar. Burada asıl mesele emekli olmayı bekleyen erkek bağkurlar. Yani 9.000 gün prim ödeme yükümlülüğü mecburiyetinde olanlar. Tabii beklenti sadece 7.200 güne düşmesi yönünde değil. Aynı zamanda biliyorsunuz ki sigorta primlerinde de bir indirime gidilmesi yönünde. Şimdi asgari ücret malum 20.000 lira oldu. Brüt bazda, net bazda 17.000 lira oldu. Sigorta primleri brütten hesaplanır. 20.000 liranın bugün itibariyle kadın sigortalılar isteğe bağlı, yani ev hanımlığı sigortası ödüyorlarsa ceplerinden %32'sini prim olarak ödüyorlar ki bu da 20.000 lira da 6.400 lira demek. 6.400 liranın üzerinden işte bir üçte biriye kadar bir indirime gidilebilir mi meselesi vardı. Sayın Bakan bununla alakalı net bir şey söylemedi. Halbuki 2023 yılının Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Bağkur'un 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi aynı zamanda da ev hanımlığı sigortasındaki primlerin
Velev ki bazen çocuk bazlı, velev ki çalışmayan kadınlar olması sebebiyle üçte bir kadarının hazineden karşılanmasıyla ya da işte İşkur'dan karşılanmasıyla alakalı bir çalışma yapılacağı da söylenmişti. Biz iki aslında çalışmayı beraber bekliyoruz. Ama Sayın Bakan gelirse orta beraber mi gelir diyorsunuz? Yani bağkurların prim gününün düşürülmesiyle ev hanımlarına ilişkin yapılacak prim günü düzenlemesi beraber, o destek beraber gelir. Yani büyük olasılıkla beraber gelir çünkü açıklama, çalışmanın başladığı açıklaması beraber yapılmıştı. İkisi de Bağkur'u ilgilendiren bir konu olduğu için Bağkur'da yapılacak değişiklikler kapsamında beraber geleceğini şahsi olarak düşünüyorum. Ama tabii ki biliyorsunuz partilerin grupları yasa tekliflerini veriyor. Yani parti grupları yasa teklifini nasıl verir? Birini önce birini sonra verir. Sonradan bir torba kanun içerisinde birleştirir. Şu an itibariyle ona bir, çok da bir şey söylemek mümkün değil. Peki. Bir cümleyle emeklilik süresini nasıl etkiler? Ona da yanıt alayım. Bu Bağkur'da özellikle prim günü düzenlemesi 7200'e düşürülmesi. Şöyle biliyorsunuz emekli yaşı açısından bir değişikliğe sebep olmayacak. Sadece ödenecek sigorta priminde 5 yıl gibi bir değişikliğe sebep olacak. Zaten az önce programın başında prim açısından şu an itibariyle yıllık 5 yılda 375 bin, maaş açısından da en düşük tutarda bir 600 bin, yani toplamda 1 milyon liralık kazanç sağlayan kişi bazlı bir yasa bu. Tabii bir an önce çıkması da vatandaşın menfaatine olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ali Dumant, Konfet Sosyal Güvenlik Başkanı. Çok sağ olun katıldığınız için.